Bir haftayı daha geride bıraktık ve hayırlısıyla yeni bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi cuma günkü kapanış rakamlarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Onları bir hatırlayacağız. Önümüzdeki hafta rakamlar hangi yöne doğru evrilebilir? Onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki hafta önemli veriler açıklanacak. Özellikle yurt içinden, Türkiye'den bunları sizlerle paylaşacağım. Yurt dışından çok çok önemli bir veri akışı yok elbette yine enflasyon rakamları güven endeksleri açıklanacak ama yurt dışında esasen takip edeceğimiz konu tabii ki teşvikler olacak birinci sırada arkadaşlar ikinci sırada da Amerika'daki seçimler olacak seçimlere yaklaşıyoruz Trump'la Biden arasında ciddi bir çekişme var. Cuma günü dış ticaret verisi açıklanacak arkadaşlar dış ticaret dengesi bir önceki aya baktığımızda 6.28 milyar dolarlık bir açık vardı ve bu cari açığı çok ciddi manada tetiklemişti biliyorsunuz. Bu ayda yani Eylül ayında da bu cari açığın artarak devam etmesini bekliyorum. Turizm gelirlerinin de aşırı derecede düşmüş olması ki Ağustos ayına bakıyorsunuz turizm gelirleri %71.2 oranında düştü. Turizm gelirleriyle kastımız elbette ki yerli turistler değil yabancılar. Eylül ayında bu düşüş çok daha agresif olacaktır onu da unutmayın. Dış ticaret açığı Açığı, ithalatın artması, ihracatın düşmesi nedeniyle artacak arkadaşlar. Bu teskin bir cari açığı da işaret etmiş olacak. Kuru üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırıyor. Merkez Bankası faiz arttırımı yapmadı. Hem bu cari dengedeki sıkıntı hem dış ticaret açığı hem dış borçlar aynı zamanda bütçede büyüyen delik Türkiye ekonomisini sıkıntıya sokmaya devam edecek kurda dengesiz hareketler olacak ve yukarıya doğru çok sert bir yükseliş göreceğiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Merkez Bankası görünen o ki aynı zamanda ekonomi yönetimi görünen o ki kurdan vazgeçmiş durumda. Yani eski politikasından vazgeçmiş durumda. Kuru sabit tutma ya da baskılama ya da hatta düşürme gibi bir niyetleri yok. Hatta biraz da iteklemeye çalışıyorlar. Kurun bir an önce iplerinin çözülmesini ve gideceği yere gitmesini istiyor. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı da. Nitekim bir bakıyorsunuz Macron'la ilgili çok sert açıklamalar yapıyor. Daha sonra bu açıklamalar üzerine Fransa Türkiye'deki büyük elçisini Paris'e davet ediyor. Yani ilişkiler iyiden iyiye geriliyor. Diğer bir taraftan S-400 denendi açıklamaları daha yapılır yapılmaz Amerika'dan Sayın Cumhurbaşkanı. Evet biz bunları denedik şeklinde bir açıklama yapıyor. Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandıracak en hassas konulardan birisi S-400 meselesi. Önümüzdeki günlerde bu iş daha da köpürebilir arkadaşlar. Özellikle Biden seçilirse zaten büyük ihtimalle katsa yaptırımları hemen gündeme gelecektir ve uygulamaya konulacaktır. Böyle bir durumda da Türkiye'nin para bulma problemi daha da büyüyecektir dolara olan ihtiyaç artacaktır. Ve dolayısıyla bu da kur üzerindeki yükseliş baskısını arttıracaktır. Her nedense hep böyle kritik dönemlerde bir S-400 ön plana atılıyor. Ve özellikle dolar tetikleniyor bu açıklamalar sonrasında. Bu bir rastlantı mıdır? Ayrı bir tartışma konusu. Bana göre hiçbir rastlantısal tarafı yok. S-400'de yine bir rahip krizi gibi kullanılacak. Biden'ın seçilmesi yine bir rahip krizi gibi kullanılacak. Cari dengedeki problem öyle da böyle çözülecek. Başka bir alternatifleri yok. Hiçbir şey yapamazlarsa da artık faizleri aşağıya çekerek doların yolunu önünü açacaklar arkadaşlar. Doların gideceği nokta zaten belli. Büyük ihtimalle 9 lirayla 10 lira arasında kapatırız ama eğer bir rahip krizi yaratılabilirse işte o zaman zaten devalüasyonist etkiyle 16 liralara kadar giden bir dolar kuru görürüz. Yeter ki bir sebep yaratılabilsin. Borsa 1190 seviyesinden eski rakamla 119.063 seviyesinden günü ve haftayı tamamladı. %0.64'lük bir kayıp söz konusu borsada. Bu çok önemli bir kayıp mı? Çok önemli bir düşüş mü? 120 bin altına gevşemesi ne anlama geliyor? Bakın bir kere borsa inandırıcılığın tamamen kaybetmiş durumda. Durumda. Varlık fonunun at koşturduğu bir mecra haline geldi. Ne yazık ki arkadaşlar deniz bitip kara göründüğü için ve bankalarda istediklerine ulaşamadıkları için faiz ortamı anlamında bedava para kazanamayacakları için bankacılık hisselerinde satış baskısı oluşmaya başladı. Buna rağmen varlık fonu elinde avucunda ne varsa harcayarak burayı belli bir seviyede tutmaya devam ediyor. Varlık fonu bu seviyelerde tutmaya devam eder mi? Hatta bir miktar daha yükseltmeye devam eder mi? Tutunabilecek tek dalı olduğu için borsa evet bunu da yapabilir. O da beni şaşırtmaz. Bu durumda emin arkadaşlar borsadaki 3-5 tane hisse senedi sadece yükselir. Endeksi etkileyen hisse senetlerinden bahsediyorum. Geri kalan düşmeye devam eder. Zaten tabloda bu borsanın genelinde bir düşüş var ama endeks yukarıda kalıyor enteresan bir şekilde. Dolar 7.96 15 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Euro 9.44'tü kapanış itibarıyla ve Sterlin'de 10.38 civarından kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. 7.95 ile 8 arasında sıkışmış bir dolar kuru var. 8'i kırdırmayacaklar falan diyenler var. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Daha önce 7 nasıl kırıldıysa, daha önce 6 lira nasıl kırıldıysa, daha önce 5 lira nasıl kırıldıysa 8 lira da kırılacak. 8 lira bir tabu falan değil. 8 lira kırılacak. Daha sonra da insanlar 8 liraya öyle ya da böyle alışacak, alıştıracak olacaklar zaten. Sonrasında da yıl sonuna doğru 9 lirayı zorlamaya başlayan bir kur göreceğiz. 9 lira kırıldığında da aa 9 lira nasıl kırıldı falan diyeceğiz ilk etapta belki ama sonrasında 9 liranın üzerine de alışacağız. Bu yükselişlerde olmaz diye bir şey yok. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle 8 liranın üzerine göreceğiz. 8.28-40 aralığında bir dolar kuru görürsek kimse şaşırmasın. Gelelim euroya. Euro dolara göre bir miktar daha fazla değerlendi. Onun sebebi de tabii ki teşvikler nedeniyle dünyada dolar değer kaybetmesi, euronun değer kazanması ve paritenin de doğal olarak 1.19 seviyesini zorlamaya başlamasıydı. 1.20'ye doğru gidebilir mi? Gidebilir arkadaşlar. Teşvikler daha da somutlaşır. Sakit somutlaşma ihtimali çok yüksek. Çünkü sadece Pelosi değil aynı zamanda Münşin'de, Zine Bakanı Münşin'de bu konuyla ilgili artık somut ve olumlu açıklamalar yapmaya başladı. Yani önümüzdeki hafta... Teşvikler şu 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 rakamda olacak diye bir açıklama bile gelebilir. İşte o zaman haftanın gidişatı çok daha farklı olur. Parite üzerindeki etkisi pariteyi yukarıya doğru iter ilk etapta. Sonrasında Avrupa'daki risklerin artması, Avrupa'dan gelecek yeni teşvik paketleri, Avrupa'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı varlık alımları, bütün bunlar euro'yu aşağıya doğru zorlamaya başlayacaktır ve dolayısıyla denge tekrar oturtulacaktır. 1.20 kritik bir seviye kırılırsa bir 25'e gider. Kırlamazsa tekrar 1.17'ye geri döner. Bu da Euro'nun Türkiye'de de dalgalanmasını beraberinde getirir. Dolarda da pariteye bağlı olarak ufak tefek yukarı aşağı hareketler olur ama... Her iki para birimi de Türk lirasına karşı çok ciddi anlamda değer kazanacak. Sterlin de değer kazanacak. Çünkü Türk lirası ciddi manada değer kaybedecek önümüzdeki günlerde. Bu üç para birimi de örnek para birimi olarak bunları söylüyorum. Yükseliş eğilimini devam ettirecek. Zaman zaman da agresifleşecek. Bakın 3 önemli veriden bahsedeceğim sizlere. Pazartesi günü reel sektör güven endeksi açıklanıyor ve kapasite kullanım oranları açıklanıyor. Mesela kapasite kullanım oranlarını çok fazla önemsemeyiz. Zaman zaman ön plana çıkar ama genel itibariyle kulak arkası edilen bir veridir. Oysa kapasite kullanım oranları sanayi üretimini dolayısıyla büyümeyi en net işaret eden veridir arkadaşlar. Bakalım pazartesi günü kapasite kullanım oranları nasıl olacak? Piyasaları rakamları çok fazla etkiler mi? Hayır, etkilemez. Pazartesi günü daha sakin bir gün geçirebiliriz. Elbette yurt dışında ve yurt içinde gelecek siyasi haberler önemli. Onlar elbette piyasayı agresifleştirebilir ama veri bazında Türkiye'de kapasite kullanım oranları piyasayı çok etkilemese de sanayi üretim ve büyüme oranları açısından bize bir işaret verecek. Onun da ne anlama geldiğini yine pazartesi günkü videomda sizlerle paylaşacağım. Çarşamba günü açıklanacak iki önemli veri var. Bunlar da ekonomik güven endeksi ve Merkez Bankası enflasyon raporu. Bu raporda neden geçen hafta faiz indirimi ya da arttırımı yapmadığını, neden sabit tuttuğunu anlatacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde neler yapabileceğinin işaretlerini verecek. Niçin bunları yaptığını söyleyecek. Bununla ilgili ayrıntılı bir rapor paylaşacak bizlerle. Bu raporu yakından takip edeceğiz ve piyasalarını da yakından takip edecek kanaatindeyim. Eğer ki Merkez Bankası bundan sonraki süreçte de faizlerle ilgili bir atakta bulunmayacağını söylerse ya da işaret ederse o zaman doların yükselişi çok daha hızlı olacaktır. Onun için çarşamba günü ve perşembe günü önemli arkadaşlar. Yani agresif hareketleri özellikle çarşamba ve perşembe günleri görebiliriz. Ve gelelim cuma gününe. İki veri açıklanacak ki bu döviz piyasasını çok ama çok yakından ilgilendirecek arkadaşlar. İşi daha da somutlaştıracak. Birisi dış ticaret dengesi verisi. Yani dış açık çünkü artık iyiden iyiye dış açığa dönmüş durumdayız. Dış ticaret dengesi Ağustos'ta bakın en avantajlı aylardan birisi olan Ağustos'ta 6.28 milyar dolarlık açık vermişti. Büyük ihtimalle Eylül'de bir tık daha üzerine çıkabilir. Ya da bu seviyelerde bile kalsa her büyüme artık cari açığı neredeyse birebir etkileyecektir. Çünkü Eylül ayında turizm gelirleri Ağustos'a göre neredeyse dip. Ağustos'ta da dip seviyedeydi çünkü %71.2 Düşüş vardı Ağustos ayında turizm gelirlerinde, yabancı turizm gelirlerinde. İkinci veride zaten bu Cuma günü yabancı turist sayısı açıklanacak. Bu da büyük ihtimalle diplerin dibinde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak her dış ticaret dengesi verisi cari açığın üzerine birebir eklenecek. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hemen onu konuşalım. Cari açık 40 milyar dolarlara doğru emin adımlar ilerliyor görünen o. İyi ihtimal 35 milyar dolarda kalır. Kötü ihtimal 40 milyar doları zorlar hatta kırar. Böyle bir koşulda arkadaşlar dolara olan ihtiyaç çok ciddi manada artacak. ve bunun yanına dış borcu ekleyin, bunun yanına bütçe açığını ekleyin, bunun yanına özel sektörün döviz ihtiyacını ekleyin, bankacılık sektörünün para ihtiyacını ekleyin. Bütün bunlar toplamda arkadaşlar döviz üzerindeki yükseliş eğilimini arttıracaktır. Çünkü talep var, arz yok dolar yok ama talep var ihtiyaç var. Bu da kurdaki yükselişi Kasım Aralık aylarında daha da tetikleyecektir. Bir de bunun yanına uluslararası riskleri koyduğumuzda işte Oruç Reis'in Navtex süresi 3 Kasım'a kadar uzatıldı. Avrupa ile çok gergin ilişkiler yürütülüyor. Amerika ile S-400 meselesi köpürtülüyor. Macron Erdoğan birbirine girmiş durumda. Onlarca daha sebep söyleyebiliriz. Bunlar da devreye girdiğinde bir de bu işin üzerine 3 Kasım seçimlerinde Biden'ın kazanması ihtimali güçlendiğinde hatta somutlaştığında ve katsa Yaptırımları ile ilgili çok daha agresif açıklamalar yapıldığında işler çok daha fazla karışacaktır arkadaşlar. Yani Kasım ayı büyük ihtimalle çok kritik bir ay olacak. Şimdiden uyarıyorum. Öbür taraftan arkadaşlar bir de korona meselesi var tabii ki. Hem Türkiye'de vakalar hızlı bir şekilde artıyor hem de dünyada vakalar hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de Sayın Koca Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Anadolu'da artık ikinci zirveye ulaşıldığını söyledi. Öbür tarafta dünyada bakıyorsunuz 42 milyon kişiyi aşmış durumda. 42 milyon 526 bin kişi şu an itibarıyla hasta ve hastalık hızla yayılmaya devam ediyor. Ölüm oranları artıyor. Ülkeler ekonomilerini kapatmayı sınırlandırıyor sınırlarını kapatmayı daha yüksek sesle konuşmaya başladılar. Dolayısıyla bunlar da piyasalar üzerindeki baskıları arttıracak gibi görünüyor. Tekrar rakamlara dönelim. Dolayısıyla dolarda, euroda ve sterlindeki yükseliş eğilimi hızlanacaktır. Önümüzdeki haftadan itibaren. Bunu bir not olarak kenara koyalım. Faizler %14'ün üzerine attı. Kendisini yükseliş eğilimi devam edecek bu koşullar içerisinde. Merkez Bankası zaman zaman doları dengelemek adına bakın yükselişini engellemek adına değil dengelemek adına faiz hamleleri yapabilir. Politika faizinden bahsetmiyorum. Londra piyasasındaki swap oranlarını düşürüp arttırabilir. Bununla ilgili bir takım hamleler yaparak doları dengelemeye çalışacaktır. Ama yine de dolar yükseliş eğilimini devam ettirecektir. Peki Merkez Bankası'nın bu hamleleri faiz cephesini nasıl etkileyecek? İşte o 15-16 seviyelerine gitmesindeki temel neden de bu olacaktır. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutup diğer faiz oranlarıyla oynaması doğal olarak tahvil faizlerini de yukarıya doğru itecektir. Gelelim altın meselesine. Altın meselesinde en kritik konu elbette ki yurt dışındaki gelişmeler yani teşvik konusu 3 Kasım seçimleri meselesi. Her iki konu önümüzdeki hafta çok daha sıcak ve agresif bir hale gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya dikkat edin. Altının onsundaki çok sert sıçramaları görebiliriz. Geri çekilme olabilir mi? Hiç beklemeyin arkadaşlar. Eğer ki 1880 hatta 1860 seviyelerini bir geri çekilme olarak tasvir edeceksek tamam kabul. Ama oralara geri çekilse bile çok daha hızlı bir şekilde 1900'ün üzerine kendisini atacaktır. Artık hedef çok net net ve belli altının yükseliş eğilimi bundan sonraki süreçte çok daha hızlanacak. Gram altın hem onsun yükselişi hem de doların yükselişi nedeniyle onsa göre bile çok daha hızlı hareketler yapmaya başlayacak. 500'ün üzerini göreceğiz. Bir daha da 400'lü seviyeleri konuşmayacağız bile. Gelişmelere bağlı olarak gram altının yükseliş eğilimleri çok daha hızlanabilir. Tabi gram altın gibi gümüşte de ciddi hareketlikler göreceğiz. Gümüşün onsu 24-60 seviyesinde çok hızlı bir şekilde 26-27 seviyelerini gören altına göre çok daha agresif hareketler yapan bir gümüş ons değeri görebiliriz. Gümüşün gramı şu anda 6.31'den kapanışını gerçekleştirdi. Bana göre çok çok kısa vadede 7 liranın üzerindeyiz. Daha sonra 8 lirada yukarıya doğru kırılacaktır. Hem dolar etkisi hem de gümüş ons etkisiyle CDS'imiz bakın 506 seviyesinde ama bu S400 meselesi, Macron meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Oruç Reis meselesindeki gerilimler Büyük ihtimalle arkadaşlar finansal piyasalardaki sıkıntıyı arttıracak ve CDS'in 600'leri zorladığı günlere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Dolar endeksi 92 seviyelerinde sebebi belli. Teşvikle ilgili beklentilerin somutlaşması. iki önemli veri daha paylaşayım sizlerle. Hatta 3 önemli veri daha paylaşacağım sizlerle. Bunlardan birisi Brent petrol 41 dolara gevşedi. Ham petrol 39 dolara gevşedi pandeminin ekonomi üzerindeki yaratacağı sıkıntı kaynaklı. Petrol üreticileri pandeminin çok ciddi yaralar açabileceğini görüyorlar. O nedenle petrol fiyatları da düşüyor. Petrol fiyatlarının düşmesine her zaman sevinmeyin arkadaşlar. Aslında dünyadaki üretimsizliği işaret ediyor. Kripto paraları konuşuyoruz biliyorsunuz hafta sonu sevgili Gökalp'le, Gökalp, Gökalp İçer'le. Genel itibariyle orada söylediklerimizde birebir gerçekleşiyor. Hedef rakamlara birebir gidiyoruz. Bitcoin 13 bin doların üzerine çıktı. Bakın geçen hafta daha 11 bin seviyesindeydi. Şimdi 13 binin üzerinde yüzde 15'lere yaklaşan bir yükseliş var. Kripto paralar önemli arkadaşlar. Kripto paraların ciddi bir geleceği olduğu kanaatindeyim. Benim bu kanaatte olmamın da önemi yok. Bütün dünya merkez bankaları artık dijital paraları ve kripto paraları konuşuyor. Tüm dünya ülkeleri kripto paraları ve dijital paraları konuşuyor. Çin ve Rusya'da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Amerika'da dahil olmak üzere. Demek ki bu iş öyle kulak arkası edilebilecek bir mesele değil. Onun için ben de bu konuyu elimden geldiğince ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.